Derdimiz büyüseniz bile çoluğunuzu çocuğunuzu bırakmayın, atmayın. Derdimiz para pul değil. Yeter ki insanlar anasız babasız büyümesin. Ben yıllarca babasız büyüdüm. Bayramlarda falan gelsin diye çok bekliyordum ama bulamadım. Annem bana ölüm yatağında söyledi onu. Babamı aradım, buldum. Ama beni kabul etmedi. Mahkeme kararıyla tekrar DNA istedi ama gene kabul, dava açtım. Tekrar babalık davası açtım. Tekrar kabul etmedi. Ondan sonra DNA testi yaptırdık. Annemin mezarı açıldı. Ona çok üzüldüm. Psikolojikmen çok yıprandım. Ondan sonra gene kabul etmedi. Yargıtay'a gönderdi, İnsinaf'a gönderdi. Sonra mecbur devlet tarafından kabul etti. Ali yoldaşın kızıdır diye karar verildi. Psikolojik tedavi gördüm. Çok yıprandım. Hazırım. Mezarı açıldığı için, beni istemediği için, iki çocuğundan beni ayırttığı için ben bu yüzden maddi manevi tazminat davası açtım. Bunu da çok para değil ama olsun, kazandım sonuçta. Para önemli mi senin için? Para benim için hiç önemli değil. Benim kendi maaşım, evim var. Çocuklarımın işleri iyi. Çok şükür çocuklarım arkamda. Hiç kimseye muhtaçlığım yok. Ben sadece ondan istediğim bir sevgiydi. Onu da görmedim. Şimdi ilk önce Birgül Abla'dan 2017 yılında bir babalık davası açtık Ali Bey'e karşı. Bu süreç yaklaşık 5 yıl sürdü. Akabinde mahkeme kararı kesinleşti. Babalığına karar verildi. Biyolojik olarak babalığına karar verildi. Bunun üstüne biz de maddi ve manevi tazminat davası açtık. Bunun akabinde manevi tazminat davası 150 bin TL ile tam talep ettiğimiz bedelle karara çıktı. Bunu açma sebebimiz Birgül Abla bu süreçte benim de gördüğüm kadarıyla ve yaşadığı hayatı tamamını anlattığı üzerine hep eziyet çekmiş. Bu da babasızlıktan kaynaklı bir eziyet olmuş. Hiçbir kardeşinden destek görememiş. Hiç kardeşi zaten olmamış bir kadın. 52 yıl sonra babasına kavuştu ve babasının nüfusuna geçebildi. Babası sürekli onu reddeden bir babaya sahip. Ve diğer kardeşlerinden ayrılmış olmasına istinaden ve kendisine dışlanmış olmasına istinaden ve babasının maddi desteğini hiç görmediğine istinaden bir manevi tazminat davası açtık. 150 bin TL manevi tazminat talebini etmemizin nedeni de Yargıtay kriterlerine göre ve Yargıtay içtihatlarına, emsal kararlara göre talep edebimiz miktar buydu. Bu sebeple bu bedeli talep ettik. Amaç da zaten para değildi. Tam bedel üzerinden de mahkeme kabul gördü. Bu mahkeme kararı geçen aylarda kararı çıktı ve mahkeme sonuçlandı. Size bu dedi, babaannenize sahip çıkmamasını sebebi. Hani bizler nasıl size kol kanat veriyoruz? Anneannesin, babaannenizin babası kanat germedi. Yeni dizimizin adı Aklına Atlayan.